Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise İngilizcem zayıf, vatandaşlık sınavını geçemezsem ne olur acaba diye sormuş. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Tabii ki vatandaşlık başvurularını yaparken göçmenlik dairesinin beklediği nokta kişinin okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi. Ve dolayısıyla İngilizce diyalog kurabilmesi ve anlayabilmesi. Bu açıdan İngilizcenizin zayıf olması geçip geçemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ama size tavsiyem şu olur, yaşınızı bilemiyorum şu an. Fakat tavsiyem İngilizcenizi geliştirmeniz olur. Ve bu geliştirmeyi gerçekleştirdikten sonra da vatandaş başvurusunu yapabilirsiniz. Ama İngilizceniz zayıf diye vatandaşlık süresini geçemezseniz görevliler bu noktada size bir ikinci şans daha vereceklerdir. Ve bu ikinci başvuruda da geçemezseniz bu sefer kusura bakmayın diyecekler. Dosyanızı onaylamıyoruz ama daha sonradan tekrar başvuru yapmanıza bir engel yok. Yani sizin İngilizceden dolayı vatandaşlığı geçememeniz tekrar başvuru yapmanıza engel değildir. Tekrarlayabilirsiniz başvuruyu ta ki geçiş yapana kadar. Ama tavsiyem dediğim gibi İngilizcenizi geliştirmek zorunda olacaktır. Ama yok eğer İngilizcenizi geliştirmeniz yaşınızdan ve sağlık sebeplerinden dolayı mümkün değilse öğrenmeniz bu noktada ayrı bir istisna gerçekleşebilir. Ama yok yaşınız gençse ve İngilizceniz sadece gelişmiş bir durumda değilse bu noktada İngilizcenizi geliştirmenizi size tavsiye ediyorum.